O gece olanlar sizleri ne kadar üzdüyse inanın beni de o kadar üzdü. Hatta ilk başta çok farklı şeyler düşünmeye başlamıştım ama çocuklar geldiler, konuştular, her şeyi anlattılar. Öyle oldu. Puanı da anlattılar. Hep şöyle düşünmüşümdür. Yaşanan hiçbir şeye üzülerek zaman kaybetmeyeceksin. Hep ileri bakacaksın. Benim prensibimdir bu. Vallahi ben hiç karışmayacaktım işlerine ama sonunda beni de ikna ettiler. Ve onları öyle görünce. Artık bu iş benim şahsi meselem. O yüzden şahsi meselem gibi çözeceğim. Süratle rıza. Vallahi iyi olur Muhsin amca. Mahalle işi gücü bıraktı bizi konuşuyor. Bazıları şartlar uygun olsun, taşlar yerine otursun diye bekler ama ben hiç öyle düşünmedim. Kervan yolda düzülür dedim. Inısını dıdısını bir yana bırakacağız. Bu işi yarın halledeceğiz. Yarın mı? Yarına yetişir mi? Yetişir, yetişir. Eğer imkanınız varsa her şey yetişir. Pelinsu sağ olsun her şeyi hazırlayacak. Ben de belediye başkanıyla konuştum. Bizzat gelip yardımcı olacak bize. Yarın bizim evde yıldırım nikahı kıyacağız. Tamam abi. Ben de desteklerim bu kararı. Bir an önce bitsin bu iş, uzamasın. Ama ben anlamadım, nasıl olacak? Yani yarına nasıl yetişecek? Anne anlattı ya işte. Hem resmi nikah olsun, yarısı kolay. Oğlum daha davetiye seçmedik. Davetiyesiz düğün mü olur? Anneciğim ya artık davetiye falan gerek yok. Önemli değil öyle meseleler. Ya mahalle zaten canlı canlı her şeyi takip etti. E yengeme söyleriz. Yengem Feys'ten bir davetiye ayarlar, yollar herkese. Feys mi? Ne Feys? Nazmiye'nin Feys'i mi var? Hani kapattıydı? Kapattı abi. Yengem Feys'ini kapattı zaten. Şeyden, kimin sünneti vardı? Marketçinin oğlu. Marketçinin oğlunun sünneti vardı. Abicim ona geliyoruz demek, onu onaylamak için açtı. Abi ya şimdi böyle şeyler çok normal. Ya Rıza, biz yaşlanıyoruz artık. Bak gençler her şeyi bizden çok daha iyi düşünüyorlar. Senin bir diyeceğin var mı? Ne diyorsun? Yok babacığım, gayet uygundur. Biz de Ayşe ile bir an önce nikah olsun istiyorduk. Değil mi Ayşe'ciğim? Evet Kerem'ciğim. Müsaadeniz olursa biz Kerem'le 2 dakika dışarıda konuşabilir miyiz? Tabii tabii tabii. Hadi çıkın halledin. O zaman bu iş tamamdır. Ne oldu, ne var? Ne demek ne oldu, ne var? Sabahki ne biçim bir soruydu öyle ya? Onlar da mı gelecek, ne demek? Beraber mi gideceğiz, ne demek? Ne var ya, insan gibi soru işte. Ne oldu? Ne demek ne oldu? Onlar dediğin benim ailem. Eğer bu evliliğe giriyorsan bunları kabul edeceksin Kerem Bey. Diye konuştu annemle 5 dakika bile kalamayan kız. Ya senin annenle benim ailem bir mi? Of, çok güzel ya. Hemen başladık. Ben senin o pek de çekirdek diyemeyeceğim aileni kucaklayacağım, kabulleneceğim. Ama sen benimkini dışlayacaksın, öyle mi? Benim ailemden hiç kimse senden nefret etmiyor, tamam mı? Ama sen annenin davranışlarını anlamıyorsan, bak eğer anlamıyorsan diyorum, istersen bir daha bir gözden geçir. Ha? Sen de... biz ne yapıyoruz ya? Niye tartışıyoruz ki biz şu an? Ha? Bunu gerçek evliler yapmaz mı ya? Ben öyle biliyorum. Niye tartışıyoruz şu an? Biz neyi tartışıyoruz? Biz niye tartışıyoruz acaba? Sen şom ağızlı olduğun için olabilir mi? O yüzden tartışıyor olabilir miyiz? Gençler, vıcır vıcır ne konuşuyorsunuz bakayım öyle? Babacığım şeyi konuşuyorduk tam da. Düğün. Düğünü. Düğünü konuşuyorduk. Küçük ayrıntılar vardı. Çok güzel, çok güzel. Ha? Biz de Rıza'yla içeride her şeyi konuştuk, hallettik. Oldu, oldu. Hayırlısıyla oldu bu iş. Kerem, sen hiç zahmet etme, bir şuradan biner gideriz. Peki. Ya biz de az önce tam olarak bunu konuştuk. Ben dedim Kerem, dedim sen hiç gelme. Biz kendimiz gideriz dedim. Yani senin burada işin gücün vardır, şirkete gelmişsin, git gel yapma dedim. Ama dinletemedim. Yani ben sizi aldığım gibi geri eve bırakmam lazım dedi. Çok düşünceli, çok iyidir. Buyurun Ayşe Hanım. Teşekkür ederim Kerem Bey. Ya çok centilmen, tam bir beyefendi. Maşallah, maşallah. Allah nazarlardan sakrasın. Gıcık mı oldun bana? Görürsün sen. Efendim? Afilli
aşklar böyle.